İyi geceler sevgili seyirciler. Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Neden Murat Özar'ı bu tarafta bu koltukta diyeceksiniz doğal olarak? Nedenini hemen söylüyorum. Sevgili Furkan dedenin bir bel rahatsızlığından dolayı hastalandı Furkan dede. Bu yüzden de evde şu anda istirahat ediyor ve kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Furkan dede önümüzdeki günlerde nazarlara tekrar burada olacak. Nazarlara geldik. Onun gözlüğünü Furkan dede belinde bir rahatsızlık var. Semacığım tabii ki Furkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve programımıza hızlı bir şekilde başlayalım değil mi? Başlayalım Murat abi. Sema hoş geldin. Hoş bulduk. Sevgili Sema hoş geldin. <laughs> hoş bulduk da Murat abi niye bu kadar kibarlaştın? E ben ben moderatör moderatör. Abi. Sen tabii <laughs> ki şimdi moderatör olunca kibarlaşmak zorundasın. Ona göre davranmak zorundayım. Her zaman zorundayım. çok kibar evet, Murat abiciğim. Bu ne anlama geliyor sen bugün yorum yapmayacaksın. Yapacağım yorum Nasıl yapmadan yapacağım? ben yorum yapmadan durabilir miyim? <laughs> Olmaz arada sıkıştırırım sen Hı -hı, merak etme. Tamam. 30 senedir moderatörlük yapıyoruz evet. Semih Bey. O kadar da Ama biliyorum. beni eleştiriyordun ya sen moderatörlük yaparken hep kendin de konuşuyordun. <laughs> Aa, Hatırladın ona, değil mi? Ben o anı ayarlarım sen merak etme. <laughs> evet. Evet şimdi e, inanılmaz bir bölüm izledik yine ve gerçekten hareketli, hararetli bir bölüm izledik ve önce tabii ki bu muhteşem oyunla başlayalım. ona e, 9 gönüller kazandı, bayrakta kazandılar, nefesler tutuldu ve gönüller 9 kazanırken de pizza ve içecek ödülünü kazanmış oldular. Sema senle başlayalım. Nasıl buldun oyunu? Oyun çok güzeldi. Yani son ana kadar hangisi yenecek, ne olacak derken... ...yine Ayşe'nin muhteşem bir performansı vardı. Zaten 3'te 3 yaptı. Dora bugün e, Poyraz'ın yerini doldurdu. Her zaman Poyraz böyle 2'de 2'ler, 3'te 2'ler yapardı. 2'de 2 Dora yaptı ve Aleyna Çalışkan da sayısını aldı. Çok iyilerdi. Ben şu taraftan bak, baktım oyunlara. Poyraz sakatken ve e, hani Doğan diğerlerine göre daha az sayı alıyordu. Doğan elenmişken ve Poyraz sakatken... Ünlü takımı bu şartlar içinde gönül takımını yine yenemedi. Doğru. Poyraz'ın bu yokluğu çok önemli. Durum, tabii ki. Orada tabii ki yenememeleri ilerisi için iyi sinyaller vermiyor. Ben dedim bugün alırlar onları yenmeleri lazım. Tabii olmak, bugün tabii. alırlar demiştim. Evet. Ya, bu fırsatta bile alamadılar. Olamadım. Tabii bundan sonrası bilmiyoruz. Acun Bey e, takımlar karışsın evet. mı gibi bir şey dedi. Belki de karışa da e, Ama böyle giderse çok zor işleri. Ama tabii İsmail'in de bir lafı vardı ya. Bu takımdan cacık olmaz dedi İsmail. Zaman zaman hep. İyi hani o cacık olmaz lafı yavaş, yavaş yavaş gösteriyor mu kendini acaba? Çünkü dokunulmazlık oyununda ikinci dokunulmazlık oyunu öncesi İsmail bu takımdan cacık olmaz dedi ve biz bu oyunu kaybedeceğiz adım gibi eminim dedi. İsmail gibi iddialı bir yarışmacının bunu söylemesi tabii takım içinde bazı huzursuzlukların olduğunu göz önüne iyice seriyor. Semih sen ne diyorsun oyunla ilgili? Çok güzel tespitlerim var oyunla ilgili. Evet. İki takım da. Çok güzel mücadele etti. İki takımı da tebrik ediyorum. Tabii ki finalde e, Ayşe farkını yine ortaya koydu. Ve e, Ayşe klasik zaten bu sonları seviyor. Fakat e, artık e, net e, bir şekilde söyleyeceğimiz tespitler var aslında. Söylememiz gerekiyor bunları da. Şimdi ben oyuna daha çok fazla konuşmuyoruz. Hani başarısızları evet. diyoruz ki başarısız oldu. E, başarıları tebrik ediyoruz. Ama oyunun içerisinde benim yani epeydir yakaladığım şeyler var. Bugün söylemenin vakti geldi artık. Şimdi Poyraz 14. haftaya girdik sanırım. 14-15 hafta oldu. Poyraz'ın buralara kadar gelmesi çok mucize değil. Ya da Batuhan'ın ya da İsmail. In. Onlar hep performansı iyi arkadaşlarımız. Ya da Steven'ın. Fakat benim nazarımda Çağrı'nın buralara kadar gelmesi çok büyük bir başarı. Doran'ın buralara kadar gelmesi çok büyük başarı. Artı özgüvenlerini de kaybetmeden buralara kadar gelmeleri büyük başarı. Çünkü İki takımda da görüyorum ki gönüllerde alene yapılan bir ayıp var. Ayıp diyorum ben bunu, ayıp diye tanımlıyorum. Kızı oynatmamak için ya da sindirmek için, moralini bozmak için elinden geleni yapıyorlar. Oyun öncesinde de, oyunda kazansa da kaybetse de bankta da yapılan davranışlar var. Ee, ünlü takımında da çağrıya yapılıyor bu. Her sene görüyoruz biz bunları ama bu çok yanlış bir davranış. Sezonun başında 2-3 yarışmacı parlıyor ilk hafta parladıktan sonra onların sözü geçiyor. Onların sesi çıkıyor. Onlar bir fikir atıyor ortaya. Kim oynasın diye soruyorlar. Daha içeride takımda 14-15 kişi var. Kim oynasın diye soruyorlar. Bir iki kişiden bir şey çıkıyor. Diyorlar ki mesela Sema oynasın. Oradan da Sema'nın da bir arkadaşı diyor. Evet Sema oynasın. Diğer kişilerin fikri sorulmadan yani hemen seçimlerde. seçimlerde haksızlık oluyor diyor. Seçimlerde pozitif ayrımcılık yapıyor. Oluyor. Herkes arkadaşını kayırıyor. Evet. Çağrı görüyorum ki Çağrı bugün 2'de iki yapıyor ve en rahatatan adam çağrıydı. Evet. Tık 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 atıyor. Dora da öyleydi. Dora da geliyor tık 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 atıyor. Ama bu arkadaşlarımıza sezonun başından beri güvenilmiyor ve oyunlara çıkartılmıyor. Dora mesela. Dora son günlerin yıldızı. Yıldızı. Dora son günlerin yıldızı ve inanılmaz bir performans yükselişi var. Hatta arkadaşları da Dora'nın bir yükselişi de hayretler içerisinde bakıyor. İzliyor ama yine de tamam şimdi ne oluyor? İsmail çıkıyor, Batuhan çıkıyor, kaybediyorlar. Sonra diyorlar ki Çağrı abi sen de çıkacak mısın? Çağrı tabii ki çıkacağım diyor. Çıkıyor, kazanıyor, çıkıyor bir daha kazanıyor. Ondan sonra işte diyor hani Best of'a çıkacak mısın? Bayrağa çıkacak mısın? Ama Çağrı ilk başta oynasa belki dörtte dört yapacak. Niye güvenmiyorsunuz? Bu kişilere niye güvenmiyorsunuz? Ben şey, sana bu konuda katılmıyorum. Sema şeye ne diyorsun? Neden? Niye biliyor musun? Bugün Poyraz'a bu kadar güveniyorlarsa, Batuhan'a ve İsmail'e güveniyorlarsa bunun bir sebebi var. Evet sebebi de. Hem e, bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar bazen duruşuyla bile güven oluştururlar. Haklısın. Böyle hani arkadaşın kimisi korkar çıkmaya, kim ister ki rahat olun ben de. Hikmet yapardı bunu hatırlar evet, mısınız? Evet. Şşş tamam ben de derdi. Yani o duruş bile güven sağlar. Çekindiğini düşündüğün zaman arkadaşları da müdahale etmiyor. Aman, ama, çağrı ama çağrı çekinmiyor şey, ki çağrı oynamak Mesela Ayşe, almıyorlar. Şimdi Ayşe... Finale çıkacak dedikleri zaman bilmiyorlar mı Ayşe'yi? Ayşe kendi oluşturdu bu güveni. Bu finallere girme hakkını kendi oluşturdu. Ayşe de o, şey, Aleyna da oynamak istiyor. Aleyna'nın önünü tamam, kesiyor. Ama bak bugün şimdi, bir olaya şahit oldum. Ne oluyor o, biliyor musun? Önünü kesme olayında tamam ben. Aleyna'nın böyle biraz istenmemesinden kaynaklı tepkili oldukları doğru. Ama Ayşe de bugünlere kendi başarısıyla geldi. Evet. Poyraz'la üç gündür beraber yani iyiler. Ya da diğerleriyle Aleyna'yla ile. Kızlarla beraberdi Ayşe. Kimsenin desteğine ihtiyacı yoktu. Yani şu anda Poyraz da iyi olduğu için değil. Ayşe o güveni oluşturdu, o performansı, o finaldeki başarılarıyla bugünlere geldi. Çağrı'nın olayı, Dora'nın olayı performansı çok stabil olmayan yarışmacıların bu başına gelir. Ve bu yarışmacılar bunu kabul edemezler. İyi oldukları gün hemen finale çıkmak isterler ki bence çıkmalılar zaten ama. Arkadaşları her gün iyi olanlara daha çok güvenirler. Evet, Genelde takım öyle oluyor. Doğru söylüyorsun. Fakat herkes her oyunda iyi olacak diye bir şey tabii yok. Tabii ki tabii Çağrı ki. ben bu oyunda iyiyim diyor. Bugün. Adamın yüzüne bakmıyorlar. Kesinlikle İkinci evet. tur geçiyor. Üçüncü fikstürde Batuhan artık diyor ki Çağrı abi sen oynayacak mısın? Şimdi bir adama da böyle sorulmaz. Adam iki turdur zaten bekliyor. Oynayacak tabii Batuhan. Sen adamı sorunca adam adamıyla bozuyor. Adam da böyle yapıyor. Çağrı da böyle yapıyor. He diyor öyle bir ha yani oyunu aslında cevap şu oynamıyor. çok oynamak istiyor Hetsiz da. Siz mi oynayacaksınız? Çağrı, aslında cevap bu. Şimdi şu o da zaman... çok kötü bir algı. Bir yarışmacı dışarıda bırakılıyor. Çağrı. Hep dışarıda e, adamın özgüveni kırılıyor haliyle ki ben niye tebrik ettim ile Çağrı'yı? Özgüvenleri kırılmasına rağmen yine hani yıkılmıyorlar. Yine yani o inançla devam ediyorlar ve hiçbir çekin e, Çekingenliği yok parkurdan adam geliyor. En rahat olan adam çağır. Tebrik ediyorum. Onları tebrik ediyorum ben. İsmail tebrik etmiyorum. E, Poyraz'ı ya Poyraz zaten bugün oynamadı da ya da Batuhan tebrik etmiyorum. O zaman onları da tebrik şöyle, ediyorum. O zaman, zaman Çağrı'ya doğruya göre şöyle daha az yapalım ediyorum Pardon şöyle yapalım. Şimdi e, çok konu var. Çok konu olduğu için evet. oyuna bir son verelim. Şimdi oyunda da zaten e, sonuç olarak Ayşe ile Reşat final yaptı. Reşat'ın da bu finaldeki performansı da tabii çok mükemmeldi. Ayşe zaten biliyorsun her zaman söylüyoruz sonların kadını Ayşe diyoruz. Ayşe geldi Reşat'la beraber bitirdiler ve ödülü kazanmış Ama oldular. Fırat abicim bir şey ekleyeceğim. Evet. Ben bu konuyu açtın sen oyun dedin. Oyun içerisinde bir olay var. Ben o yüzden açtım bu konuyu Tamam aslında. onu. Ne biliyor musun evet. onun içindeki olay? E, Aleyna kazanıyor geliyor. Poyraz diyor ki Hanzade çok iyi çekti. Batuhan geliyor 3'te 3 üç atıyor. Diyor ki İsmail çok iyi çekiyor. Reşat'la ikisi. Yani Batuhan'ın başarısı yok sayılıyor. Aleyna'nın başarısı yok sayılıyor. Poyraz ve Reşat almışlar yanına böyle istediklerini yükseltiyorlar. istediklerini düşürüyorlar. Çok yanlış bir davranış. Aleyna'ya hala mobbingler devam ediyor. Adada da zaten Aray, Evet, Aleyna tamam, onu zaten birazdan Ayşe Kalaycıoğlu olayına değineceğiz. O zaman senden yorumunu alacağım.